Evet. Değerli konuklar, ikinci oturumu açıyorum. Önce birinci oturumla ilgili çok kısa görüşümü söyleyeyim. Her üç konuşmacıyı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel ve faydalı konuşmalar oldu. Bizleri de daha önce kısmen bildiğimiz, kısmen bilmediğimiz konularda da aydınlatmış oldular. Ağızlarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer bu toplantıdan sonra yine konuşma imkanımız olursa sizle de bir Gölcük meselesi konuşabilirim. Bir ortak noktamız çıktı. Sana da özellikle giriş konuşman için çok teşekkür ediyorum. Bizi hatırladığın için. Sağ ol. Aslında bazı notlarım var ama doğru yönetmek adına bunları forma bırakıyorum. Orada konuşabiliriz. Aldığım notlardan bir tanesi şu. Avukatlık mesleği çerçevesinde üstlenmiş olduğum iki tane dosya var. Bu dosyalarım devam ettiği için dosyaların adını söylemeyeceğim ama bu süreçle ilgili bazı bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Çünkü ceza hukuku yönünden çok enteresan tartışmalar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Ama şu kadarını hemen ifade edebilirim ki avukat olarak üstlendiğim bu dosyalardaki süre şu anda 12. yılda ve hala devam ediyor. Yani bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Gölcük kısmı benim için de işin doğrusu insani kısmı ön planda. Gölcük'te 8 yakınımızı kaybetmiştik. O nedenle de ondan sonra da ilgimiz mesleki olarak daha arttı. Orada şimdilik söyleyeceğim şey, tırnak içerisinde bir veli göçerimiz var ve eşittir 20 bin insanımız. Bu bizim maalesef geleneksel sorun çözme yöntemimiz olduğu için bunu bir eleştiri olarak ifade ediyorum. Diğeri ceza kanununun hazırlanmasında görev almıştım. Bunu da form kısmına bırakıyorum. Hatırlarsanız Türk Ceza Kanunumuz 2004 yılına kadar önemli tartışmalardan geçti. Toplumun her kesiminden zaman zaman görüş ve eleştiriler alındı. Ceza yasamızı beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Bu ayrı bir konu ama dikkat çekici bir başlık benim için. Bu imar mevzuatına aykırılık söz konusu olduğunda o güne kadar sessiz olan toplumumuzdan yüzlerce telefon geldi. Ve telefonlar şöyleydi. Kayseri'de evim var, Rize'de bizim bir binamız var. Ne olacak? Bu sosyal problemleri ele alırken bu açıları da gözden kaçırmamak gerekir. Bir, yargılama süresiyle ilgili aslında söylemeye çalıştım 11 yılı. İki, insani süreçler hepimizin zaten meseleyi hissettiği süreçlerdir. Üç, vatandaşla devlet arasında aslında hepimizin gördüğü yasa dışı bir sözleşmenin de mevcudiyetini gözden kaçırmayalım. Yani burada mağduriyetler üzerinden tabii ki üzüntümüz çok büyüktür. Ama Türkiye'deki imar meselelerinde yurttaş davranışlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Buna da dikkat çekiyorum. Ve geç ama yeni okuduğum bir kitapla sözcü arkadaşlara sözü vereceğim. Hepimizin tanıdığı Alman hukukçu Hirsch'in bir kitabı elime geçti. Orada 1933 yılında Türkiye'ye geliyor ve 20 yıl kalıyor. Çok iyi Türkçe öğreniyor vesaire. Sulhü Dönmezer'den bir atıf yapıyor rahmetli hocamızdan. Kütüphanede çalışırken neler yaptığını anlatıyor. Ve ceza hukuku kütüphanesinde de daha sonraki yıllarda asistanların çalışması falan o geleneğe dayandırdığını ifade ediyor. Geldiğinde Hirsch'in kitap yok, kaynak yok, bir şey yok. Bugün sabah yapılan oturumda da aynı duygu oldu bende. Şimdi sevgili genç arkadaşlarımı da görünce Türkiye her şeye rağmen önemli mesafeler de almıştır. Bunu da unutmayalım. Burası önemli. İşte bugün 3 tane kadın konuşmacı hepimizi gururlandırdılar. Şimdi arkadaşlarımız da muhtemelen onu yapacaklar.
Kütüphanelerimiz de öyle bahsedildiği gibi de çok da öyle zayıf sıradan falan değil. Çok kıymetli bir yüzyılımız var. İnşallah bu yüzyılımız daha da güzel olacak. Bir moralle başlayalım. Evet, şimdi güçlü bir sesle girelim. 15 dakika süre sizin. Konunuzu da ben depremle ilgili suç tipleri olarak da. Buyurun. Teşekkürler. Tabii öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden insanlara rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Herhalde Cumhuriyet tarihimizin en acı facialarından birini yaşadık. Ama bunun kadar acı olan bir şey daha var. Onu da söylemek zorundayım. 17 Ağustos depremini de gördüm ben. Yani 17 Ağustos sabahı ne yaşadıysak 6 Şubat sabahı da aynı şeyi yaşadık. Yani ülke olarak hani deprem gibi gayet olağan bir şeyi yaşamış gibi değil de sanki uzaylı saldırısına uğramış gibiydik. Yani bu kadar uzağız depreme ve 25 yılda deyim yerindeyse bir arpa boyu yol gidememişiz. Hatta fersah fersah geriye koşmuşuz. Yani kurtarmalarda yaşananları, Kızılay'ın yaptıklarını tekrar etmeye gerek yok. Dolayısıyla daha da geriye gitmişiz 25 yılda. Bu açıdan çok üzücü tabii. Peki konuya ceza hukuku açısından bakarsak ne olabilir? Tabii burada aslında kanunların kendisiyle ilgili çok fazla bir sorun yok. Asıl sorunun ne olduğunu en sonda söyleyeceğim. Ama elbette depremle ilgili olarak da uygulanabilecek ceza kanununda çok sayıda hüküm var. Yani ben bunu kronolojik olarak biraz da pedagojik olması açısından üçe ayırdım. Hani depremden önce hangi suçlar gündeme gelebilir? Deprem nedeniyle hangi suçlar gündeme gelebilir? Ve deprem sonrasında hangi suçlar gündeme gelebilir? Depremden önce aslında depreme de yönelik olarak önlem alınmasını sağlayabilecek ceza kanunumuzda bir tane yetim bir madde var. 184. madde. Ben bu maddenin gerçekten yetim olduğunu düşünüyorum. Hatta hem yetim hem öksüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla uygulanmıyor. Nedir aslında 184. madde? İmar kirliliğine neden olma. Yani yapı ruhsatı ise alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişiyi cezalandırıyor aslında. Ama işte bu imar afları vesaireyle madde biraz felç edilmiş durumda. Dolayısıyla gerektiği gibi uygulanamıyor. Uygulanamamasının sonuçlarını da maalesef 6 Şubat sabahı acı bir şekilde gördük. Şimdi Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2021 yılında verdiği bir kararda 184. maddenin birinci fıkrasının uygulanabilmesi için bir binanın olması, yani binanın niteliğinde bir değişiklik olması ya da esaslı tadilatların binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemesi gerektiğini söylemiş. Dolayısıyla büyük çaplı bir tadilat olması gerekiyor. Küçük çaplı, örneğin balkonlarla ilgili verdiği kararlarda 184'e girmediğini söylüyor. Binayı bu anlamda etkilemediği için. Aynı şekilde yine Ceza Genel Kurulu'nun 2020 yılında verdiği bir karar var. Orada da binada aslında ruhsata göre yapılması gereken otopark girişinin yapılmamasını bu madde kapsamına sokmamış. Çünkü binanın niteliğiyle ilgili olmadığı ve binanın taşıyıcı unsurlarını da etkilemediği için otopark girişinin yapılmamasını bu maddenin ihlali olarak değerlendirmemiş Ceza Genel Kurulu 2020 yılında. Peki imar affı ile ilgili olarak ne söylüyor? İmar affı imar kanununa eklenen geçici 16. maddeyle getirilmiş bir, yani af deniyor. Aslında af değil tam olarak ama af deniyor. Bir yapı kayıt belgesi alınıyor ve bunun şöyle bir etkisi oluyor. Ceza hukuku bakımından da 184. madde iyice felç eden bir düzenleme oluyor bu. Diyor ki Yargıtay ısrarla yapı kayıt belgesi hukuka aykırılığı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla verilen cezanın tekrar değerlendirilmesi gerekir diyor. 5. Ceza Dairesi 2019 yılında demiş ki buna benzer başka kararlar da var. Mesela burada HAGB vermeyi reddetmiş, HAGB'yi yeniden değerlendir şeklinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi bozup göndermiş. Ama infaz edilmiş hükümlerle ilgili olarak sonuçları ortadan kaldırmadığını söylüyor imar affının. Bence tartışmalı bir husus. Ama 18. Ceza Dairesi 2020 yılında verdiği bir kararda imar affının 184'ten kurulmuş olan hükümleri etkilemedi. Yani hüküm kurulup kesinleştiyse bunu etkilemediğini ifade etmiş ama ben bunu tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Peki deprem oldu ve depremden olduktan sonra hangi suçlarla ilgili ceza sorumluluğu ortaya çıkabilir?
Eski kanun döneminde, 765 sayılı kanun döneminde özellikle Marmara depreminden sonra çok fazla tartışma çıkmıştı. Hangi maddenin uygulanacağı konusunda. Ve Yargıtay o zamanki 383. maddeyi, şu anda 170-171. Maddelere hemen hemen karşılık geliyor. Tam değil ama onların benzeri bir maddeydi. 383'ün uygulanması gerektiğini, çünkü taksirle ölüme sebebiyet maddesi olan 455'e göre özel hüküm olduğuna karar vermiş Yargıtay. Mesela 2000 yılında 9. Ceza Dairesi'nin bir kararı var ve dolayısıyla onu uygulamış. Tabii zaman aşımıyla ilgili bir problem çıkmıştı o dönemde. Çünkü düşünün ki 1970'te yapılmış bir bina var. 99 depreminde yıkılmış ve içinde insanlar ölmüş. Aradan 29 yıl geçmiş. Zaman aşımını binanın yapılışından mı başlatacaksınız, ölüm tarihinden mi başlatacaksınız? Yargıtay da bu konuda 2003 yılında Ceza Genel Kurulu yine bir karar verdi ve dedi ki zaman aşımı binanın yıkılmasından itibaren işler. Yani binanın yıkılıp insanların ölmesiyle beraber suç gerçekleşmiştir. Dolayısıyla zaman aşımı o andan itibaren işler diyerek geçmiş tarihle yapılmış binalarla ilgili olarak zaman aşımının dolmasının önüne geçmiş oldu. Hani neticeyle başladığı için zaman aşımı hukuken kabul edilebilir bir düşünce. Peki bugünkü kanunda ne olabilir? 85. madde, 89. madde özellikle gündeme geliyor. Yani taksirle yaralama, taksirle ölüm, tabii olası kast tartışmaları hep var. Bununla ilgili olarak da gerçekten ilginç bir Yargıtay uygulaması var. Hani ben bunu tesadüfen öğrendim, böyle olduğunu bilmiyordum. Bir tane Yargıtay kararını okudum. Sonra 2 sene sonra bir Yargıtay kararını okudum. Aynı şeyleri söylüyor ama farklı sonuçlara varıyor. Meğersem birbirinin devamıymış. Onu da anlatacağım size. Bu Van depremiyle ilgili olarak 2011 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 2011 yılında olan Van depremiyle ilgili olarak verilmiş bir karar. Ve Yargıtay ilk kararında diyor ki 1969'da yapılan otel binasının, orada yıkılan meşhur bir otel vardı. Otel binasının olanak bulunmasına karşın güçlendirilmemesi, tadilatın deprem bölgesinde olduğu bilinen otelin taşıyıcı sistemine değil görüntüsüne yönelik olması, eksikliklerin bulunduğunun bilinmesine karşın düzeltilmemesi bilinçli taksirle ölüme sebebiyettir. Bilinçli taksirle öldürmedir demiş. 24 kişi ölmüştü bu otelde. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014 yılında. Sonra ne oluyor? Dediğim gibi bunun devamını tesadüfen öğrendim ben. Bozuluyor, ilk derece mahkemesine gidiyor. İlk derece mahkemesi tamam diyor. Peki madem Yargıtay böyle dedi, tamam diyor ve bilinçli taksirden hüküm kuruyor ilk derece mahkemesi. Yargıtay'ın dediği şekilde kuruyor. Sanıkları bilinçli taksirden mahkum ediyor. Dosya tekrar Yargıtay'ın önüne gidiyor. Bu sefer diyor ki Yargıtay, yine 12. Ceza Dairesi, aynı daire. Bu sefer diyor ki, Yargıtay bu kez sanığın resmi görevlilerce artçı depremler konusunda yanlış yönlendirildiği ve kendisi de binada bulunup enkazdan çıktığı gerekçesiyle bilinçli taksirin oluşmadığını söylüyor ve yine bozuyor ve yine ilk derece mahkemesine gönderiyor. Şimdi hani hukuk, teknik hukuk tartışmasını bir kenara bırakın, ilk derece mahkemesindeki hakim olduğunuzu düşünün. Yargıtay'ın kararına uymuşsunuz, göndermişsiniz. Yargıtay diyor ki hayır, yine yanlış yaptın. Tekrar bozuyor, tekrar gönderiyor ve konuyu araştırdım. Mart ayında yine bir duruşması olmuş. Bu dava hala sürüyor. Bakın depremin olduğu tarih 2011. 12 yıldır süren bir davadan bahsediyoruz. İşte uyardım seni. Hala süren bir davadan ya bahsediyoruz. Yani hani teknik hukuk falan bir kenara, hani şu uygulama, Yargıtay'ın şu yaptığı bile başlı başına bir problem bence. Çok büyük bir problem. Abi, avukatına sor ya ben. Yani ben seni uyarmasam. problemli sorun avukat. Yani problemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yani ilk başta bilinçli taksir diyor, sonra bozuluyor. Bilinçli taksire uyguluyor, vazgeçiyor. Bu bir problem ama Türkiye'de zaten yüksek mahkemeler bence görevlerinin farkında değiller. Dolayısıyla bazı şeyleri yanlış yapıyorlar. Ve Yargıtay'ın uygulamasının genel anlamda deprem ve benzeri felaketlerle ilgili olarak daha çok basit taksire yönelik olduğunu görüyoruz. Tabii olası kastı uyguladığı bir karar da var ama depremle ilgili değil. Artvin'de yaşanmış bir sel baskınıyla ilgili olarak olası kastı uygulamış Yargıtay 2017 yılında 12. Ceza Dairesi. Demiş ki sanıkların yapıları hatalı ve hileli olarak inşa ettikleri,
idarece şartnameye uygun yapılmadığı tespit edilen taşkın koruma duvarlarının iki kez idare tarafından yıktırılmasına rağmen kullanılmış kötü malzemeyi örtmek için bentlere beton sıva yaparak idarenin denetimini engelledikleri tespit edildiğinden burada olası kast olduğunu söylemiş Yargıtay, ama hani bunu belki biraz daha istisnai bir durum olarak söylemekte fayda var. Daha çok hani bilinçli taksir, taksir tartışması burada gündeme gelecektir. Tabii gündeme gelmesi gereken ve hep eksik kalan bir husus da bu Soma'da da oldu. Denetlemekle sorumlu olanların sorumluluğu. Yani hep şu şekilde söylüyorum. Yani müteahhit akşam geldi, evi yaptı, sabaha karşı evi sattı ve kaçtı mı? Yani o sırada kimse yok muydu orada? Bir yerel yönetim, bir merkezi iktidar, işte devlet, hükümet, hiçbiri yok muydu bütün bunlar yapılırken? Maraş'taki binlerce bina, Antakya'daki binlerce bina ve diğer illerdeki binlerce, on binlerce bina yapılırken orada denetimden sorumlu olanlar ne işle iştigal ediyorlardı? Tabii onlarla ilgili de çeşitli sorumluluklar düşünülebilir. İşte evrakta sahtecilik düşünülebilir. Görevi ihmal, görevi kötüye kullanma 257. madde düşünülebilir. Hatta yapı denetim görevlileri bakımından özel bir görevi kötüye kullanma düzenlemesi var. 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanunun 9. maddesinde ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıyor yapı denetim görevlilerini. Ve diyor ki Yargıtay mesela, binanın yıkılmasıyla nedensellik bağı kurulabiliyorsa aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen yine de yapı denetim görevlilerinin sorumluluğuna gidilebilir demiş 2001 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulu. Ama bu da tabii ki gayet mantıklı, sonradan yapılan değişiklikler ve kullanım hataları varsa, örneğin Türkiye'de çok karşılaştığımız kolonun kesilmesi örneğinde olduğu gibi, burada elbette yapı denetim görevlisinin bir sorumluluğu doğmaz. Çünkü sonradan yapılmış bir değişiklik, dolayısıyla ona yapacak bir şey yok demiş 19. Ceza Dairesi 2020 yılında. Tabii başka maddelerde düşünülebilir. Örneğin 252. maddede düzenlenen rüşvet suçu da bu anlamda karşımıza çıkabilir denetleyicilerin sorumluluğu bakımından. Peki depremden sonra neler karşımıza çıkabilir? Şu anda medyada çok tartışması yapıldığı için bunlar da aklıma geldi. Özellikle yıkılan binaların kaldırılması, enkazın kaldırılması sırasında çok ciddi problemlerle karşılaşıldığı söyleniyor. Bu da beraberinde bir ceza sorumluluğu getirebilir. Örneğin 176. maddede düzenlenen inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama maddesi. Burada diyor ki inşaat veya yıkım faaliyeti sırasında insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, yani sadece tedbirin alınmaması bu anlamda suçun oluşması için yeterli olabiliyor. Aynı şekilde biraz önceki oturumda da bahsedildi. Yıkım sırasında ve enkazın kaldırılması sırasında ortaya çıkan asbest de insan hayatına zarar verebiliyor. Dolayısıyla buradan da bir sorumluluk çıkabilir. Ayrıca çevrenin kasten kirletilmesi ve taksirle kirletilmesi gibi suçlar da gündeme getirilebilir. Çünkü hem bu enkazın kaldırılması ciddi anlamda çevrenin kirlenmesine yol açabiliyor, hem de bu kaldırılan enkazın döküldüğü, boşaltıldığı yerler bakımından da çok ciddi problemler olduğu günümüzde işte medyaya hep yansıyor. Dolayısıyla bu enkaz kaldırma faaliyetlerinde de bir ceza sorumluluğu doğabilir diye düşünüyorum. Yani 181. ve 182. maddeler başta olmak üzere çeşitli ceza sorumlulukları doğabilir. Ama tabii bizde asıl problem, bağlayacak da olursak, çok da süremi aşmak istemiyorum. Bizde asıl problem gördüğünüz gibi aslında teknik hukuktan çok kaynaklanmıyor. Yani birçok olayda böyle zaten Türkiye'de. Yani yasada, anayasada, işte yönetmeliklerde, mevzuatta elbette tartışabiliriz de çok büyük problemler yok. Daha çok uygulamadan kaynaklanıyor. Ve hep şunu unutuyoruz Türkiye'de, bunu da bir ceza hukukçusu olarak söylüyorum. Hani hep denir, ceza hukuku ultima ratio'dur. Yani en son başvurulacak şeydir. Ama Türkiye'de genel uygulama hiçbir şeye başvurmayıp zararlı netice meydana çıktıktan sonra ona yol açan insanı olabildiğince ağır bir şekilde cezalandırmaya çalışmak olduğu için bizde hemen karşımıza ceza hukuku çözümü çıkıyor. İşte olası kast mı olur, bilinçli taksir mi olur? İnsanlar diyorlar ki işte bütün müteahhitlerin cezalandırılması lazım. Hatta ağırlaştırılmış müebbet
verilmesi lazım. Hani hangi maddeye göre ağırlaştırılmış müebbet vereceğiz, o da ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla bu anlamda da çok ciddi bir Türkiye'de bir problem olduğunu düşünüyorum. Hep derslerde verdiğim bir örnektir. Burada da kullanmak istiyorum. Hani ceza hukuku dediğiniz şey aslında çok güzel bir şeydir de çelik yüklü bir kamyondur. Çelik yüklü bir kamyon olduğu için mecburen çok yavaş hareket eder. Yani kaçınılmaz olarak çok yavaş hareket eder çelik yüklü bir kamyon. Ama biz istiyoruz ki deprem olduğunda da çelik yüklü kamyon gitsin, yangın olduğunda da çelik yüklü kamyon gitsin, trafik kazasına da gitsin, yardım etsin. Yani gitmesi, yetişmesi, kurtarması çok zor. Çelik yüklü bir kamyonun bunları yapması çok zor. Dolayısıyla bizdeki problemin tek tek maddelerden, teknik hukuktan çok uygulamadan ve ülkedeki biraz hukuk anlayışından kaynaklandığını söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Ben özetleri sona bırakıyorum. Hemen Barış Bey'e sözü veriyorum. Gerçekten de Barış'ın anlatacaklarını ben de çok merak ediyorum. Nedensellik bağlantısı problemi ceza hukukuna özgü alanlar içerisindeki en karmaşık olanıdır. Bana göre deprem meselesi de bu bağlamdaki daha karmaşık olan bir meseledir. O nedenle de Barış Bey'i de ilgiyle dinleyeceğim. Tekrar da görüştüğüme memnun oldum. Başarılar diliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi benim söyleyeceklerim belki nedensellik bakış açısından olacak ama varacağım sonuçlar zaten söylendi. Dolayısıyla hani aynı şeyi teyit etmiş olacağım belki. Şimdi nedensellik bağında konuştuğumuz zaman bunun her zaman hareketle netice arasındaki bir bağ olduğunu unutmamamız lazım. Ve burada da en büyük sorunumuz hareketle neticenin arasında belki de yılların geçmiş olması. Dolayısıyla hem bağın kendisini tespit etmek hem de bunun ispatında kullanılacak olan delilleri toplamak bakımından hem maddi hukuk hem usul hukuku bakımından ciddi sorunlar doğuruyor. Ben tabii usul hukuku boyutuna değil daha fazla buradaki maddi hukuk boyutuna değinmek isteyeceğim. Daha fazla teori çalışmaya çalışacağım burada ama tabii yine ifade edildiği gibi teori burada çok sorunlu bir alan değil. Yine de genel çerçeveyi vermeye çalışacağım. Ama onu söylemeden önce şunu belki hani Buket Hoca'nın da konusuna birazcık çentik atmak üzere bir şey söylemem lazım. Gerçekten de şu var. Yani biz John Locke'tan beri, Jeremy Bentham'dan beri şunu biliyoruz ki bir cezanın ağırlığı değil, cezanın hareketten kısa süre sonra verilmiş olması ve mutlaka verilmiş olması caydırıcılığını sağlayacak olan şey. Dolayısıyla bu nedensellik bağının uzun bir süreyi kapsaması, hareketle neticinin arasında çok uzun bir süre geçiyor olması birinci sorun. İkinci sorun deprem olup olmayacağı belli değil gerçek anlamda hareket yapıldığı sırada. Yani belli de bu kişinin hayatı boyunca olup olmayacağı belli değil. Üçüncüsü deprem olsa siz sorumluları gerçekten bulup bulamayacağınız asla belli değil. Bulsanız cezalandırıp cezalandıramayacağınız hiç belli değil. Yani şimdi ben birine diyorum ki ben senin cebine işte 100 milyon lirayı şimdi koyuyorum. Ve işte bundan 20 yıl sonra belki deprem olacak. O depremde belki seni yakalayacağız. Yakalarsak belki cezalandırabileceğiz. Haberin olsun. Herkes alır o 100 milyonu cebine koyar. Dolayısıyla caydırıcılığı sağlayacak olan şey asla ve asla burada deprem gerçekleştikten sonra verilecek olan ceza değil. Biz bunu bozulmuş olan düzeni tamir etmek için yapabiliriz. Ama caydırıcılık varsa kafamızda bu yok. Yani olmayacak. Şimdi gelelim şeye. Nedensellik bağı ve isnadiyet. Ben özellikle isnadiyeti burada çok önemsiyorum. Çünkü nedensellik bağı olmazsa olmaz şart olarak baktığımızda işte bina yapılmış, bina depreme dayanıklı olarak yapılsaydı yıkılmayacaktı dediğimiz her durumda nedensellik bağını göreceğiz. Fakat bunun üstüne gelecek olan iki tane önemli husus var. Bir tanesi izin verilen risk. İkincisi isnadiyeti kesen hususlar. İzin verilen risk, ikisini ayrı ayrı incelemek durumundayım ve buna ilişkin de Yargıtay kararları da var. İlginç Yargıtay kararları var, onlardan söz edeceğim. İzin verilen risk dediğimiz bir şey alan. Yani hem kanunlar, yönetmelikler, uygulamalarla belirlenmiş hem de dikkat ve özen yükümlülüğüyle belirlenmiş öyle bir alan ki
Bu alanın içinde hareket ettiğimiz zaman riskli bir işlem yaptığımızda bir zararlı sonuç ortaya çıksa bile bundan sorumlu olmuyoruz. Şimdi bunu bir sürü alanda görüyoruz. İşte tıpta, sağlıkta görüyoruz, inşaatta mutlaka görüyoruz. Hatta internet üzerinde işlenen suçlarda bile biz bunu görüyoruz. Ama şimdi burada şöyle bir sorunumuz var. Yani depremle ilgili olarak baktığımızda izin verilen risk alanını belirleyen şey nedir diye sorduğumuzda karşımıza ünlü deprem yönetmelikleri çıkıyor, değil mi? Ama bunlar zaman içinde değişmiş. 1975'te var, 1980'lerde var, 1990'larda var. İşte 2000'lerde bir sürü var, en son 2018 var ve her birinde izin verilen risk alanı farklı belirlenmiş. Yani kullanılacak olan işte betonun şeysi, alaşımı, demirin çapı, bunların her biri her seferinde farklı belirleniyor. Şimdi tabii ki biz ceza hukukçusu olarak uyguladığımız ceza hukuku normunun öngörülebilir olmasını da aradığımız için her seferinde şunu diyoruz. O tarihteki, yani binanın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun yapılmış ise elimizde izin verilen riske dahil olan bir bina var. Hani 1975'te 1975 yönetmeliğine göre yapılmış bir bina. 1999'da yıkıldı. Şimdi bunu da çok rahatlıkla bir ceza hukukçusu ilk bakışta diyecektir ki izin verilen riske uygun yapıldı. İzin verilen risk alanı içinde kaldı yapılan davranış. Dolayısıyla hani bunun üstüne çıkan her türlü zarar artık kamunun zararıdır. Dolayısıyla şey değildir, o kişinin sebep olduğu bir zarar değildir. Evet, o binayı daha kalın demirle yapsaydı, ne bileyim 2018 yönetmeliğine uygun yapsaydı yıkılmayacaktı 1975'te yaptığı bina. Ama o tarih bakımından izin verilen riski o tarihteki yönetmelik belirliyor. Bu çok güzel. Ama burada yine hani o yönetmeliği yapanın sorumluluğunu biz tamamen göz ardı ediyoruz. Onu idare hukukçularına bırakıyoruz. Sanki yokmuş gibi davranıyoruz. Halbuki şunu da biliyoruz ki İstanbul uzunca bir süre özellikle daha düşük bir deprem riski bölgesi olarak gösterildi ve özellikle burada daha düşük yapı standartları getirildi. Peki o yapı standartlarını aslında İstanbul'un daha yüksek bir deprem riski olduğunu bilerek sırf rant amacıyla daha düşük göstererek daha düşük belirleyen iradenin hiç mi sorumluluğu olmayacak? Buna baktığımızda ceza hukukçusuyuz. Evet, yok olmayacak. Çünkü önemli olan bizim için binanın yapılması anı, yapan kişi falan. Dolayısıyla burada bunu idareye attık, kurtulduk sonucu çıkıyor. Halbuki eğer Duygu Hanım'ın da doğru olarak belirttiği gibi biz bunu bir bütün olarak algılayacak olsak belki burada farklı nedensellikleri de dikkate alabileceğimiz hukuki sorun çözümler üretme imkanımız olacaktı. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi izin verilen riskle ilgili ikinci bir meselem var. O da şu. Yapının yapılmasıyla ilgili şeyler, yönetmelikler, düzenlemeler, mevzuat. Bunlar izin verilen risk alanını belirler dedik. Doğru. Peki imar afları izin verilen risk alanı dışında yapılmış olan bir binayı izin verilen risk alanı içine sokmaya yeter mi? Yani ne olacak? Çünkü bu konuda da bir sürü Yargıtay kararı var, biliyoruz. Diyor ki yani sen affa uygun şekilde bunu düzenleyip ruhsatını da aldıysan artık ruhsata uygun bir binan var. Ve artık burada bir sorumluluk kalmadı. Halbuki gerçekten öyle mi? Asla değil bana kalırsa. Çünkü ikisinin hukuki gerekçesi, sebebi, koruduğu değer farklı. Bir tanesinde mülkiyeti koruyor olabilir ama öbüründe oradaki insanların yaşam hakkını koruyan başka bir izin verilen risk alanı var. Ben bu iki izin verilen risk alanının aynı alan olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla şurada 12. Ceza Dairesi'nin yine belki iyi yorumlanabilecek diyebileceğim. Yine bu da bilinçli taksir mi, adi taksir mi diye tartışıp adi taksir dediği bir karar. Ama diyor ki burada sanıklar bir tane kaçak yapıyı almışlar. Ortak olarak almışlar 1/3 oranında. Daha sonra bunu imar affından yararlandırmak üzere başvurularda bulunmuşlar. Van'da yine sonra yıkılmış. Ama bizzat kendileri de içinde ikamet etmişler. Diyor ki kendileri de içinde ikamet ettiğine göre bunun yıkılacağını öngörmemişlerdir. Öngörülmesi gerekirdi. Öngörmedikleri bir şey var ve adi taksir diyor. Ama şunu söylüyor enteresan bir şekilde. Birinci dereceden, nerede bu?
Yok. Devam eden süreçte yapıyı usul ve yönetmeliklere uygun şekilde kayıt altına aldırmak için bir kısım işlemler yapmışlarsa da bu girişimlerini neticelendirmedikleri, sanıkların kaçak nitelikte olup meydana gelen deprem neticesinde yıkılan yapıyı usul ve yönetmeliklere uygun hale getirme niyet ve girişimlerinin ileride ortaya çıkabilecek resmi ve sanıklar arasında mülkiyete ilişkin oluşabilecek sorunları önlemeye yönelik oldu. Yani sen bunu imar affından yararlandırmaya çalışmışsın ama senin amacın bunu depreme dayanıklı hale getirmek değil, yarın öbür gün başım devletle belaya girmesin diyeymiş diyor ama maalesef şunu da söylüyor, bu girişimlerin neticelendirmedikleri. Neticelendirmiş olsalardı acaba bir anda şak diye izin verilen riskin içine girecek miydi soru işaretini de kaldırmıyor bunu söylemekle beraber. Bence izin verilen riskin içine girmez. Sadece imar affı amacıyla yapılan ve depreme dayanıklılığını arttırmayan davranışlar. Dolayısıyla izin verilen riski biz evet tarihi itibariyle algılayacağız ceza hukukunda. Tarihi itibariyle ama düşüncem sadece teknik gereklere uygun yapılmış olan yapılar bakımından izin verilen riski kabul edebiliriz. Onun dışında imar affları izin verilen risk sayılmaz. İkinci aşamamız isnadiyeti kesen hususlar. Bu daha fazla karşımıza çıkan bir mesele. Çünkü ifade edildiği gibi yapılan binada sonradan bir sürü değişiklik yapılıyor. O bir sürü değişiklikle acaba isnadiyet ortadan kalktı mı sorusu karşımıza çıkacak. Burada şunu da ifade etmem lazım. Bu isnadiyetin ortadan kalkması hususu şudur. Mağdur veya bir üçüncü kişi tarafından bilerek riskin üstlenilmesi durumunda isnadiyet ortadan kalkacaktır. Bilerek riskin üstlenilmesi. Bunu başka teorilerde rücu yasağı olarak görürüz. Yani kasten bir hareket yaparlarsa artık o zaman onlar riski üstlenmiştir. Ama bence bu kasttan daha geniş bir şey. Bilerek riski üstlenmek bazen bilinçli taksiri de kapsayabilir. Burada şu var. Şöyle bir sorunumuz var. Eğer biz müteahhidin yapmış olduğu binada bunu yönetmeliklere aykırı olarak ve depreme dayanıklı olmayarak yapmış olduğu binada taksirde ısrar edecek olursak rücu yasa her zaman işleyecektir ve sonraki davranış önceki davranışla olan isnadiyeti ortadan kaldıracaktır. Ama biz burada bir kere bir olası kast bulduğumuz takdirde en azından ilk davranışta yani binanın yapılmasında olası kastı bulduğumuz takdirde rücu yasa işlemeyecektir. İki kasıtlı hareket arasında rücu yasa işlemez. Dolayısıyla ikisi ayrı ayrı nedenselliği devam eden, isnadiyeti devam eden ayrı hareketler olarak da bulunabilirler. Ama şu ana kadar olası kasla ilgili bir karar çıkmadığı için burada her seferinde şeyi görüyoruz. Bir değişiklik varsa artık isnadiyet ortadan kalkmıştır. Nitekim yine 2014 tarihli Zeytinburnu'nda yıkılan bir bina ile ilgili vermiş olduğu kararında 12. Ceza Dairesi'nin tam olarak bunu söylüyor. 1999'da bu bina ağır hasarlı olarak gösterilmiş. Binada oturanlara burayı boşaltmak veya depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız diye yazılar gitmiş. Aksi takdirde yıkacaklar diye yazılar gitmiş. Daha sonra Zeytinburnu Belediyesi aradan zaman geçtikten sonra burayı ağır hasarlı olmaktan çıkartmış bir anda bir şey yapılmamasına rağmen. Daha sonra oradaki sakinler tepeye 20 santimlik kalın bir beton dökmüşler, statiğini bozmuşlar binanın ve altta da bir tane fırın yapmışlar, daha da bozmuşlar. 2007 yılında da yıkılmış. Şimdi bu yıkılmadan sonra 12. Ceza Dairesi diyor ki bu değişiklikler sebebiyle yıkıldı. Peki bir karşı oy yazısı var. Karşı oy yazısı diyor ki 1999 yılına kadar bu zaten düzgün yapılmış olsaydı bu hasar hiçbir zaman oluşmayacaktı. Ağır hasarlı hale gelmiş 99 depreminden sonra. Buradaki isnadiyet ortadan kalkmamıştır. Aslında tartışmaya çalıştığı biraz bu. Yani burada bir rücu yasağı işleyecek mi işlemeyecek mi tartışmaya çalışıyor. Tam teknik olarak bunu ifade etmese de Yargıtay ve karşı oy yazısı burada rücu yasağın işlemeyeceğini ifade etmeye çalışıyor. Ama bunu söyleyebilmesi için aslında önceki binanın yapılmasında bir kast görmesi lazım veya en azından bilinçli taksir. Yani adi taksirin üzerinde bir şey görmesi lazım. Ona girmediği için biraz şey kalıyor, topal kalıyor karar. Ama ilginç bir karar. Şu anlamda çok ilginç.
bence. İkinci bir anlamda daha ilginç. Yine şeye hiç girilmiyor dikkat ederseniz. Zeytinburnu Belediyesi önce ağır hasarlı olarak gösteriyor binayı, ondan sonra bir anda pat diye karar değiştiriyor. Bina ağır hasarlı olmaktan çıkıyor. Şimdi oradaki belediyenin hiç mi burada bir sorumluluğu olmayacak? Cezacı olarak biz yine oraya bakmadık. Rücu yasağını net bir şekilde işlettiği başka bir kararda da bu kez bina depremde ağır hasarlı hale gelmiş. İçerideki sakinler kuşlarını kurtarmak için içeri girmişler ve o sırada artçı şok gelmiş ve bina yıkılmış. Bu kez diyor ki sen binanın ağır hasarlı olduğunu biliyorsun. Riski demek ki bilerek üstlendin ki içeri girdin ve dolayısıyla kuşu kurtarmak artık burada bir şey değil. Bir hani zorunluluk hali falan da değil gibi bir şey var herhalde. Onu söylemiyor. Sadece burada illiyet bağı ortadan kalkmıştır. Tabii ben illiyet bağının ortadan kalkmış olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü şart teorisini savunuyorum. İsnadiyet kurulamamıştır. Dolayısıyla isnadiyeti içeri giren sakinlere yükleyerek artık buradaki ölümlerden binanın yapılmasını, o hasarlı hale gelmesini sorumlu tutmadığını görüyoruz. Şimdi nedensellik bağından hani bu gibi meselelerimiz var ama aslında meselelerimiz sadece bunlardan ibaret değil. Yani bugün de yaşadığımız olayları gördüğümüzde benim de hem içinde oturduğum hem de kat malik olduğum binalarda yaşananları gördüğümde şunu çok net bir şekilde seziyorum. Biz binanın çürük olduğunu biliyoruz, yeniden yaptırmak istiyoruz ama yeniden yaptırırsak karşımıza çıkacak maliyetlerden korkuyoruz ve bunu yaptırmıyoruz. Dolayısıyla aman depreme dayanıklılığını bile ölçtürmeyelim veya aman öyle birini ölçtürelim ki hani burada binanın yıkılması gibi bir şey olmasın, belediyeye haber uçmasın, nasıl yaparsak da biz bu işi hallederiz. Şimdi benim kitabımda bunların hepsi olası kast. Yani gördüğüm kadarıyla. Çünkü arkasından şey diyor, ya canım zaten biz orada yaşamıyoruz ki, kiracı yaşıyor diye de devam edebiliyor mesela. Yani altında kalacaksa o kalsın. Bu bildiğiniz olası kast değil mi? Yani şimdi buradaki nedensellik bağını biz kurmaya geldiğimizde illa sadece müteahhitle mi kurmamız gerekiyor? Ama tabii bunun arkasında başka bir şey daha var. O binalar gerçekten Cihangir'deki 5 katlı binayı yıkıp da yerine yapacak olan müteahhidin olmamasını sağlayan sistemi de birazcık sorgulamamız gerekmiyor mu? Yani rantabl olmadığı için kentsel dönüşüme giremeyen binaların neden giremediğini de sorgulamamız gerekmiyor mu? Bir başka mesele yine nedensellik bağında özellikle ispat sorununda karşımıza çıkan alt yükleniciler, taşeronlar veya işte belli alanları yapmakla yükümlü olan, işte anahtar teslim karşılığı iş yapan veya herhangi bir şekilde sözleşmeye dahil olan kişiler. Bir binanın deprem yönetmeliğine aykırı ve veya depreme dayanıklı olmadan yapılmasında rol oynayan birçok farklı unsur olacaktır. Ceza hukukunda tabii ki müteselsiz sorumluluk diye bir şey olmadığı için biz bunların hangisinin olayda sorumlu olduğunu ceza sorumluluğun şahsi ilkesine göre bireysel olarak tespit etmek zorundayız. Çünkü güven ilkesi dediğimiz bir ilke var. Birlikte yapılan işlerde herkes kendi işini, kendi parçasını düzgün yapıyorsa diğerlerinin de düzgün yaptığını kabul edebilir, buna güvenebilir. Dolayısıyla birbirlerini denetlemek gibi bir yükümlülükleri yoktur normal şartlar altında. Ama bunun istisnası var. Birincisi eğer kişinin yani yüklenmiş olan kişinin, işin belli bir kısmını yüklenmiş olan kişinin, bu bir ameliyatta da olabilir, işini doğru yapmadığını gösteren somut bir olguyla karşılaşılıyorsa bunu denetleme yükümlülüğü olacaktır. İkincisi, bu kişinin acemi veya ilk kez bu işi yapan biri olduğu biliniyorsa diğer üyelerin bunu denetleme yükümlülüğü olacaktır. Ama üçüncüsü tabii şu da var. Bizde ihmal suretiyle icranın kaynağını oluşturan ceza hukukunda bir durum var bildiğimiz gibi. Belli bir tehlikeye kendisi neden olan kişi o tehlikeyi ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Aynı şekilde belli bir alt kullanıcıya yeterli denetim olmadan bir işi yükleyen, onu yapmakta başıboş bırakan ve daha sonra denetlemeyen bir müteahhidin o alt kullanıcının yaptığı işi denetlememek
depremden kaynaklı zararlardan da bu anlamda sorumlu tutulabileceğini ben düşünüyorum. Şunu düşünelim mesela, bir bina var, binanın her tarafı çok güzel ama temeli çürük. Temelini de ben kalkıp kendim yapmamışım, bir alt yükleniciye ihale etmişim, ona bırakmışım. Bu alt yüklenici de benim ona verdiğim standartlara uygun olarak yapmamış. Ama sonuç itibariyle ben de kendi binamı benim taahhüt ettiğim standartlara uygun olarak yapamamışım. Bu alt yüklenicinin kusuru nedeniyle. Şimdi alt yüklenicinin kusuru alt yüklenicinin kusurudur ama bunu denetleme yükümlülüğü olduğunu söyleyebilirsek esas müteahhidin ceza hukuku anlamında da orada da bir nedensellik bağını kurmak söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu çok ispat edilmesi de çok zor bir şey, kabul ettirilmesi de çok zor bir şey ama bir yerde bulunsun diye söylüyorum. Son olarak ifade etmek istediğim bir şey var. O da kamu ihale kanunu. Maalesef kamu ihalelerinin son derece şeffaflıktan uzak ve kamu ihale kanunu, kamu ihale kurumu kararlarının da son derece şeffaflıktan uzak olması nedeniyle kamu ihalelerinde ben ciddi bir denetleme boşluğu olduğunu düşünüyorum. Onu da burada ifade edeyim, nedenselliğin ispatında karşımıza bir zorluk olarak çıkan durumlardan bir tanesi. Ama zamanımı da çok aşıyorum, çok da daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Dolayısıyla teşekkür ediyorum sabrınız için. Çok teşekkür ederiz. Şimdi üçüncü konuşmacımız bu, var değil mi orada? Evet, Aras Türay Bey. Hemen manevi unsur bağlamında konuyu ele alıyoruz. Ben bugün depremden doğan sorumluluğu manevi unsur bakımından değerlendireceğim. Benden önce Güçlü Hoca ve Barış Hocalar aslında bazı kararlardan bahsetti. Bazı noktalara da girdiler. Ben şöyle bir plan izleyeceğim. Önce genel olarak bir manevi unsura bakacağız. Özellikle ceza hukukçusu olmayanlar bakımından çok genel bir giriş yapacağım. Güncel tarihli bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bu kast, taksir, olası kast, bilinçli taksir neye göre ayrılıyor? Buna ilişkin bir içtihadından bahsedeceğim. 12. Ceza Dairesi ve 1. Ceza Daireleri bu içtihadı aslında genel olarak benimsemiş durumdalar. Bunu da göreceğiz. Daha sonra 12. Ceza Dairesi'nin konuyla ilgili bazı kararlarına bakacağım. Yani sorumlulara ilişkin verdiği farklı kararlar var. Bir de belediye başkanı kararı var, ona da değineceğim ama herhalde umulan sonuç çıkmayacak, onu da belirteyim baştan. Şimdi manevi unsuru ceza hukukunda biz kast ve taksir olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kendi işlerini bunlarla doğrudan kast, olası kast, bilinç taksir ve bilinçsiz taksir olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunların daha da içinde ayrımları var ama onlara çok teorik kısımlara girmeyeceğim. Genel olarak kast, Türk Ceza Kanunu'nun 21. maddesine doğrudan kast, suçun tanımındaki unsurların bilerek, istenerek gerçekleştirilmesi hali olarak tanımlanıyor. Olası kastsa, aynen okuyayım, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiili işlemesi halinde failin olası kastı olduğu söyleniyor. Taksir, dikkat ve özen hükmüne aykırılık sebebiyle öngörülebilecek neticenin öngörülmemesi halinde ortaya çıkarken, bilinçli taksir de öngörme ve istememe unsurlarıyla kendisini gösteriyor. Şimdi şöyle bir genel olarak değerlendirdiğimizde kanuni tanımlar itibariyle bilmek ve istemek doğrudan kast, öngörme ve fiili işlemek olası kast, öngörme ve istememek bilinçli taksir, işte belirli dikkat ve özen hükmüne aykırılık sebebiyle de öngörülebilecek neticenin öngörülmemesi ve fiilin bu sebeple işlenmesi de bilinçsiz taksir olarak kendini gösteriyor. Şimdi özellikle ben daha sonra da vurgulayacağım üzere olası kast ve bilinçli taksir arasındaki ayrıma giderken öyle bir düzenlemeyle karşı karşıyayız ki olası kast öngörmenize rağmen fiili işlemeniz halinde gündeme geliyor. O zaman bu tanım aynı zamanda bilinçli taksiri de içinde barındıran bir tanım. Fail ha istemiş ha istememiş. Sonuçta fiili öngörüp işlediği zaman olası kastla eylemini gerçekleştirmiş oluyor. O yüzden aslında burada kanuni tanımın eksik olduğu ve olası kastta öngörmek ve fiili işlemekle kastedilenin öngörmek ve fiil neticesinde bir ihlalin yani bir suçun oluşabileceğini,
kabullenmek, göze almak veya umursamamaktan kaynaklı bir manevi unsur türüyle karşı karşıya olduğumuz söyleniyor. Nitekim Yargıtay kararları ve doktrindeki kabul de esasında bu yöndedir. Burada kabullenme, göze alma, umursamamak aslında Alman hukukuna tasavvur ve irade teorilerinden kaynaklı çeşitli sebeplerle ortaya çıkmış kavramlardır. Genel olarak hepsini benzer şekilde Yargıtay'ın kullanabildiğini görüyoruz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda da aslında doğrudan kast ve olası kastı az çok tanımlıyor. Bunları hızlı geçeceğim aslında belirttik. Sunumu paylaştım akademiyada, şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Olası kasttan, olası kastla doğrudan kastı farkını ortaya koyan unsur olarak en belirgin unsurun doğrudan kasttaki bilme unsuru olduğunu söylüyor. Şimdi yani Yargıtay'a göre bu iki kast türü arasındaki en belirgin ayrım bilme unsuruna göre yapılıyor. Şimdi ben buna çok katılmıyorum esasında. Neden? Çünkü öngörme ve bilme aslında farklı yönlere giden bilişsel süreçlerdir. Öngörme geleceğe ilişkin bir şeydir. Bilme geçmişe ilişkin bir şeydir. Gelecekte gerçekleşecek bir şeyi umarım bilemiyorsunuzdur. Çünkü bilinebilecek bir şey değil, ancak öngörülebilecek bir şey. Burada esasında Yargıtay'ın ortaya koymaya çalıştığı kriter, olası kastın doğrudan kastın daha zayıflatılmış bir versiyonu olduğu. Bir şeyin kesin olarak bilincinde olmama, öngörme halinden bahsediyor. Nitekim burada bahsettiği şey de aslında ikinci derece doğrudan kastla olası kast arasındaki ayrım. Dolayısıyla bilme ve öngörme farklı yönlere gittiği için temel olarak olası kastla doğrudan kastı ayıran unsurlar isteme olmalıdır. Yani fail acaba o ihlali gerçekleştirmeyi isteyerek bir maksatla, bir özel olarak bir iradeyi ortaya koyarak suçu işliyorsa doğrudan kastı vardır. Konumuzla bağlantılı olarak buraya geldiğimizde de bir müteahhitin, yapı denetim şirketinin ya da işte yapıdaki bir soruna yol açan kişinin birini öldürme kastıyla, isteğiyle bu eylemleri gerçekleştirdiğine dair elimizde en azından hiçbir dosya ben görmedim. Bir Yargıtay kararına da yansımamış durumda. Belki yapıya zarar vererek yıkılmasına sebep olmak gibi durumlar söz konusu olabilir ama en azından depremden doğan ceza sorumluluğu bakımından biz doğrudan kastı şu anda eleyebiliriz. Diğer ölçütten bahsediyor. Burada da ikinci derece doğrudan kastla vesaire farkından bahsetmiş. Basit taksir, bilinçli taksir arasındaki ayrım mı esasında kanuni tanımları tekrarlamak suretiyle yapıyor ama burada da fiili anlamda neticenin öngörülmesi üzerine yapılacaktır. Eğer fail herhangi bir sebeple öngörülebilecek olan neticeyi öngörmemişse somut olay koşulları çerçevesinde bilinçsiz taksir olduğunu söyleriz. Yok, öngörmüşse yani gerçekleştireceği eylem neticesinde ileride bazı suçların ortaya çıkabileceği aklına geliyorsa böyle bir durumda failin bir ihlalin ortaya çıkabileceğini öngördüğünü söyleyebiliriz. Doktrinde ve yargı kararlarında genellikle neticenin öngörülmesinden bahsedilir ama ben burada sırf hareket suçlarını da kapsayıcı bir şekilde kullanmak için özellikle ihlalin öngörülmesi kavramını tercih ediyorum. Peki, bunları geçebiliriz hızlıca, çok da şey yapmaya gerek yok. 12. Ceza Dairesi'nin 2022 yılında verdiği bir kararda fenni mesuliyetini üzerine alan meslek mensuplarının fenni mesul mimar, mühendis uzmanlık alanına göre yani yapım faaliyetinde rol oynayan kişiler, uzmanların sorumluluğuna baktığında şimdi bu kararlar uzun ve kararlarda işte teknik ayrıntılara giriliyor. Benim çoğunlukla anlamam. Yani benim karşıma bir C20 beton karotu koysanız ve C16 beton karotu koysanız benim hiçbir fikrim yok bunlarla ilgili. Hayatımda da öyle bir şey görmüş değilim. Dolayısıyla bu teknik aşamaları da esasında bilirkişi raporlarına göre yorumluyor. Üniversiteden verilen raporlara göre yorumluyor. Bu raporlar neticesinde de işte inşaat ustası olarak inşaat sorumluluğunu üstlendiği, fenni mesul olarak sorumlu olan işte bina sahibi ve müteahhitin sorumluluğuna gittiğinde burada bilinçli taksirle sorumluluğa gittiğini görüyoruz çoğunlukla. Hatta diyor ki öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlüne aykırı davranan sanıklar hakkında bilinçli taksirin koşullarının oluştuğunu söylemiş.
fiili anlamda öngörmeyi burada açıkça kararında tespit etmemekle beraber öngördüğü yönde bir kabulle ortaya çıkıyor. Devam edelim. Az önce Barış Hoca'nın bahsettiği karar, kaçak yapıda hem oturmakta olan, yani yapı sahibinin sorumluluğu, işte binayı düzeltmeye yönelik bir çabaları var ama bu çaba işte daha sonra bir mülkiyet sorunu, devlette sorun yaşamamak için yapılıyor vesaire diye Yargıtay 12. Ceza Dairesi burada bir değerlendirme yapıyor. 2022 yılında verdiği karar, bizzat ikamet etmeleri burada önem taşıyor ve devam ettiğimizde, yıkılan binanın kaçak nitelikte olduğunu bilmekle beraber eğer yıkılabileceğini öngörmüş olsalardı kendileri oturmazdı gibi bir içtihat kurarak burada bilinçsiz taksirle kişilerin sorumlu olduğunu söylüyor. Tabii. Belediye görevlilerin sorumluluğuyla ilgili işte belediye fen işleri müdürü ruhsatı kontrol eden yapı kullanma izin belgesini tetkik eden kişinin belediye fen işleri müdürü vekili sanık olduğu, işte bina malini tetkik eden belediye fen memurlarının sanık olduğu, işte sonra da bir bina sahibinin sorumluluğunu değerlendirdiği kararında şöyle bir içtihat kuruyor. İlk derece mahkemesi görevi kötüye kullanmadan dolayı hüküm kurmuş. Diyor ki burada taksirle öldürme hali gerçekleşmiştir. Bilinçli taksirle öldürme suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin görevi kötüye kullanma suçu bakımından değerlendirme yapılarak suçun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesi bozma sebebi yapılmış. Dolayısıyla belediye sorumlularının da bilinçli taksirle sorumlu olabileceğini söylüyor aslında yapı ruhsatını kontrol ettiğinde. Tabii ki burada aykırılığa da bağlı. Yani statik raporlar vesaire her şey çok yerindedir. Siz onaylarsınız ve bir saha araştırması yapma yükümlülüğünüz yoktur. O zaman zaten bir sorumluluk doğmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bir saha araştırması vesaire aranırken veya mevzuata aykırı bir işlem yaparak bunu gerçekleştiriyorsanız bilinçli taksir gündeme gelebilecektir. Hatta belki olası kasp bile gündeme gelebilecektir. Ona birazdan değineceğim. Geldik belediye başkanının cezai sorumluluğuna. Diyor ki açık açık, tabi bu kısmı mümkünse okumak istiyorum. Belediye başkanının belediye teşkilatının üst düzey amiri olduğu görevlileri arasında belediye teşkilatını sevk ve idare etmek ve kanunda yazılı diğer görevleri bulunduğu anlaşılmakla vesaire vesaire diyor. En son ruhsatı onaylayan ve mühürleyen kişinin belediye başkanı sanık olduğunu anlaşıldı. İlgili imar mevzuatı gereği yapı ruhsatı ekinde bulunması gereken belgelerin olup olmadığını kontrol etmeden önüne gelen evrakı imzalayarak onaylayan sanığın görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi nedeniyle bu sanığın eyleminden dolayı görevi kötüye kullanma suçunu oluşturdu. Belediye görevlileri bilinçli taksirle öldürmeden sorumlu oluyor. Görevini yapmayıp hiçbir belgeyi kontrol etmeyen belediye başkanı bakımından ölüm neticeleri mesela öngörülemez nitelikte olduğu için taksiri dahi yok. Taksirle öldürmeyi değerlendirmiyor. Görevi ihmal suçu oluşur diyor burada olsa olsa. Halbuki dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemiş, yapması gereken kontrolü yapmamış bir belediye başkanı var. Bu nedenle neticeyi öngörmemiş bir ve öngörülebilecek olan neticeyi öngörmemiş bir belediye başkanı var ama o görevi kötüye kullanmadan belediyedeki memurlar bilinçli taksirden sorumlu olabiliyor. Yine Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu arada. Yargıtay 12. Ceza Dairesi siz de bahsettiniz hocam. Kararını döndürebiliyor. Soma kararında da aynı şeyi gördük. Nitekim heyet değişti ama heyet değişmese de sanırım 12. Ceza Dairesi sıklıkla görüş değiştirebiliyor. Yeni yayınları çok sık takip ediyorsa farklı farklı görüşleri bir anda benimseyebilen bir daire anladığım kadarıyla. Bilinçsiz taksir, işte burada dikkat ve özen hükümlüğüne aykırılık noktasını vurgulayacağımız kısımda aslında belediye başkanı bakımından. Ama görevi kötüye kullanmayla sınırlı bir sorumluluk. Şimdi, olası kastan çok hüküm kurulmadığını görüyoruz. Gerçekten o ayıpları vesaire gizlemeye yönelik bir etkili bir eylem söz konusuysa olası kasta gittiğini söyledi hocalarım da zaten Yargıtay'ın. Peki bu ayrımı şimdi yapacağız biraz ama olası kastla bilinçli taksir arasındaki ayrım neden önemli? Bir kere ceza miktarları bakımından olası kastla öldürmede en çok 25 yıla kadar hapis cezası verilirken bir ölüm olayında bilinçli taksirle öldürmede en çok 9 yıla kadar, o da 6 yıllık hapis cezasının üst sınırından 1/2 oranında üst sınırda arttırım yapıldığında en çok 9 yıl.
Birden çok ölüm olduğunda olası kasta öldürmede TCK madde 43.3 uyarınca her bir öldürme bakımından gerçek ihtimal uygulanacak. Yani işte 25 yıl gibi cezalar toplanacak. Halbuki bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü gibi olaylarda 85. maddenin 2. fıkrasında özel bir ihtimal düzenlemesi var. Fail maksimum 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Yani ceza miktarları arasında da değişik bir uçurum ortaya çıkıyor ve aradaki nüans çok silik. Birazdan göreceğiz. İnfazda da koşullu salıverme oranları değişiyor. Artı maksimum yatar süresi de buna bağlı olarak değişiyor. Peki, baktığımızda nasıl bu iki manevi unsur türü arasında bir ayrım yapacağız? İkisinde de ortak bir unsur olarak öngörmeden bahsediliyor. İkisi arasındaki öngörme seviyeleri bana göre farklı. Buna birazdan geleceğiz. Ama bu ikisini nasıl ayıracağız peki? Yani fail aklına bir ihlalin gelebileceğini öngörüyor. İstemeden de fiili işliyor olabilir, göze alarak da işliyor olabilir. Bir somut olayda failin tabii ki beynin içine girip aklından neler geçiyordu o sırada diye araştırma yapma gibi bir yöntemimiz olmadığına göre bunu normatif bir bağlama oturtmamız gerekiyor. Burada da aslında tespit etmemiz gereken nokta ya da üzerinde durmamız gereken nokta istememek. Buna işte karar teorisine dayalı, Alman hukukuna da giderek daha çok benimsenen ve özellikle bilinçli taksir ve olası kastın aynı yani ceza kanununda bir arada düzenlendiği kanunlarda daha çok benimsenen, bilinçli taksirle olası kastı en iyi ayırt eden teori olduğu ileri sürülen teori çerçevesinde baktığımızda aslında olası kastı 3 aşamada değerlendiriyoruz. Bir, öngörme, yine aynı öngörme var ama bu kastaki bilme unsurunun zayıflatılmış bir öngörme hali. Yani yüksek bir ihtimalin öngörülmesi. Bir kere bilinçli taksirle ayırt edici noktamız bu. Bir ihtimal yüksekliğine dayalı bir ayırt edicilik var. Bilinçli taksirle daha düşük bir ihtimalin öngörülmesi söz konusu. Tek kriter bu değil tabii ki. Öngörüye rağmen failin fiilini gerçekleştirmeye karar vermesi ve fiili neticesinde oluşabilecek ihlalleri göze alması, kabullenmesi gibi durumlardan bahsediyoruz. Bizim normatif tipimize uygun olmamakla beraber içtihadımıza yakın bir kavramdır. İstemeyi dışlar aslında bizdeki normatif unsur. Karar teorisinde öngörme dediği şey istemenin zayıflatılmış bir halidir. Bilmenin zayıflatılmış bir halidir, özür dilerim. Bu teoriye yönelik de eleştiriler var. Normatif bir düzleme yaklaştırılması gerektiği söyleniyor ama neticede iki noktayı, iki farklı manevi unsur türünü birbirinden ayırt edecek noktamız istememe. Peki bu istememe nedir? Ya da istememeyi nasıl tespit ederiz? İhlalin fail fiilini gerçekleştirirken ihlalin gerçekleşmeyeceğine dair makul bir güvene dayalı olarak fiilini gerçekleştiriyorsa böyle bir durumda aslında failin ihlalin oluşumunu istemediğini söyleyebiliriz. Peki bu makul güven dediğimiz şey nedir? Ya da neye güvenecek fail? Baktığımızda fail kendi yeteneğine güveniyor olabilir. Örneğin arkadaki birini vurmak için nişan alıyorumdur ama çok iyi nişancıyımdır. Kalabalık bir ortamda paralel ateş edeceğim ama çok iyi nişancıyımdır. Kendi yeteneğime güveniyorum. Ama bu güvenin makul olması gerekiyor. Mesela elime hiç silah almamışım ama diyorum ki ben Rambo filmleri izledim çok fazla, Call of Duty oynadım. Dolayısıyla nasıl ateş edilir ben bilirim dediğimde bu güven tabii ki makul olmuyor. Makul bir güven olması gerek. Ya da fail aldığı bir tedbire güveniyor olması gerekir. Kendi daha önce yaşadığı şeylerden dolayı tecrübesine güvenmesi gerekir. Ya da Yargıtay'ın belirttiği şekilde şansına güvenmesi gerekir. Şansa güvenmek makul bir güven nasıl olabilir? Yargıtay'ın burada bize ifade etmeye çalıştığı şey aslında ihlalin uzak bir ihtimal olması, küçük bir ihtimalde bunu suçun oluşabilecek olması, mesela binanın yıkılabilecek olması. Şimdi depreme uyarladığımızda bu aslında failin istemediği şey, istememesi gereken şey deprem nedeniyle binanın yıkılması. Çünkü ölüm, yaralanma neticeleri de buna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Peki, makul güveni arayalım bu binanın yıkılmamasında. Baktığımızda fail kendi yeteneğine güveniyor olabilir mi? Deprem olur, ben binayı tutarım. Böyle bir makul güven mümkün değil. Aldığı tedbire güvenebilir mi?
C20 beton kullanmadım, C16 beton kullandım. Aldığı tedbir makul değil zaten, şeye aykırı, mevzuata aykırı, inşaat yapı tekniklerine aykırı bir güven, tedbire alınan güven makul zaten olamayacaktır. Tecrübesine güven gibi bir şey de söz konusu değil. Ancak ihtimalin uzak, ihlalin uzak bir ihtimal olmasına güvenebilir. Bu da nedir? Ben teknik şartlara uygun bir bina yapmadım, ancak bu bina deprem olursa en azından deprem anında yıkılmaz ve insanlar içinden canlı kurtulur gibi bir güven söz konusu olabilir. İşte bilinçli taksirle olası kast ayrımını da buna göre yapmamız gerekiyor. Ha, bu ihtimalin yüksekliği ya da düşüklüğü nasıl hesaplanır? Bu teknik bir mevzu. Yani ceza hukuku tekniğiyle bağlantılı değil. Burada artık mesela mimar mühendislerin mimar mühendis bilir kişilerin mesela rol oynaması gerekir. Burada bazı ispat zorlukları tabii ki ortaya çıkabilecek. Bir enkazda nasıl bu tespit yapılabilir? Ya da neye bağlı olarak binanın yıkıldığı tabii ki nedensellik bağı sorunları ortaya çıkacak. Yani siz bir karat örneği alıyorsunuz, demir örneği alıyorsunuz. Mesela demir paslanmış, korozyona uğramış. Neden paslanmış mesela? Temelin yalıtımı iyi yapılmamışsa mesela bu bir neden. Buna bağlı olarak mesela manevi unsuru denetlerken bu yalıtımın iyi yapılmadığının kimler farkında? Mesela statik mühendisi burada tabii ki sorun tutamazsınız. Binanın statiğinde bir sorun yoksa gibi. Dolayısıyla buradaki her bir binanın neden yıkıldığı, yani o nedenselliği ortaya koyduktan sonra nedensel katkısı olan kişilerin öngörüp öngörmediği ya da işte umursama kabullendikleri, göze aldıkları ya da istemediklerine dair bu makul güvenlerini her bir somut olayda ayrıca tespit etmek gerekecektir. Hocam süremi doldurdun mu? Tamam. Bilinçsiz taksiri çok kısaca geçeceğim. Çünkü dikkat ve özen hükmüne aykırılık, dikkat ve özen hükmüne uygunluk demek zaten yapı tekniğine uygun bir bina yapılmasıdır. Tekniğe uygun bina yapıldığının zannedilmesi. Mesela binayı yapacağım yerde temelde 3 tane örnek aldım. Sondaj örneği aldım. Üçü de kayaya denk geldi. Meğer gerçekten oranın toprak yapısı öyle garipmiş ki 3 yerde kaya varmış, onlara denk gelmiş. Halbuki zeminde sıvılaşma varmış diyelim ki. Böyle bir şey teknik olarak mümkün mü bilmiyorum. Ama ben dikkat ve özen hükmünü yerine getirmeme rağmen öngörülebilecek neticeyi öngörmediğimde dikkat ve özen hükümlülüğümü gereğini yerine getirmişsem zaten o netice benim açımdan öngörülemez. Artık kaza tesadüf kurumlarına başvurmak gerekecektir. Neticenin ihlalin öngörülmemiş olması mesela mücbir sebep burada devreye girebilir mi? Hayır. Yani depremin olacağı zaten biliniyor. Artık bilimsel bir gerçek. Dolayısıyla burada depremin öngörülemezlik yaratması gibi bir durum söz konusu olamayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben süremi daha fazla aşmak istemiyorum. Bu QR linkten kararlara, şeylere ulaşabilirsiniz. Evet. Ben gönderirim. Sayın Aras Türay'a da çok teşekkür ediyoruz ve hemen Buket Soygüt arkadaşımıza, meslektaşımıza sözü veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Herkese merhaba. Son oturumun son konuşmacısı olarak kısa tutmaya çalışacağım. Siz de beni uyarırsınız tamam. Hocam. Zaten şimdiye kadar ki bütün konuşmacıların şahsıma değil de mevzunun dönüp dolaşıp cezasızlık meselesinde kilitlendiği noktasında hemfikir olduğu kendilerine ket vurmalarından da zannediyorum anlaşıldı. Dolayısıyla benimki biraz kavramsallaştırma, biraz toparlama olacak belki de. Biraz da cezasızlık örneklerinden bahsetmeye çalışacağım. Cezasızlık kavramı İngilizce'de impunity olarak çevrilir ama bu aslında bildiğimiz teknik cezasızlık nedenlerinden farklı bir kavram. İşte benim TCK 168 vardır. İşte hırsızlığın belirli usul ve furu arasında işlenmesi gibi veya işte etkin pişmanlık vardır. Haksız tahrik vardır. Cezada indirim nedeni olabilir. Dolayısıyla ceza hukuku içinde
cezanın indirilmesine ya da cezanın ortadan kaldırılmasına izin veren bazı hükümler vardır. Ama bunların her birinin birer ratio legis'i vardır, bir anlamı, bir fonksiyonu vardır. Yani etkin pişmanlıkta tabii beğenmediğimiz yönleri de var ama hani belirli bir suç yolunda, belirli bir aşamadan sonra dönmeyi sağlamaya yöneliktir. İşte 168'de ailevi ilişkileri gözetir vesaire. Ama buradaki cezasızlık aslında daha doğru söylemek gerekirse, burada alttakilerin görünmemesi gerekiyor, onu büyütürsen. devlet eliyle cezasızlık, yani devlete atfedilebilir bir durumla alakalı bir cezasızlık politikası ya da cezasızlık kültürü ya da o korunan kamu görevlilerine atfen bir cezasızlık zırhından bahsetmek gerekiyor. Neden? Devlet olduğunda herkesin, deprem olduğunda herkesin ilk ağzından çıkan soru herhalde devlet nerede? Evet, 99'dan sonra devlet neredeydi? Şimdi devlet nerede? Tabii bunu daha da devlet kimdir'e kadar da ya da nedir'e kadar da götürebiliriz ama tabii çok değerli filozoflar, siyasetçiler bunu konuşmuşken de oraya haddim değil girmeyeceğim ama burada zaten Duygu da refere etti. Devletin pozitif yükümlülüklerinden bahsederek de başlamak gerekir. Sağ olsun, o zaten altyapıyı oluşturdu, o yüzden işim de kolay. Ama bana göre nacizane söylersem tüm kamunun hizmetkarı olan bir devlet anlayışı ancak cezasızlığı zaten ortadan kaldırabilir ki burada canlı ve cansız varlıkları da içine aldığımı söyleyebilirim. Şimdi biz cezasızlığa tabii şeyiz, oldukça aşinayız aslında bakarsanız. Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman ağır insan hakları ihlallerinin hesabı tam olarak sorulamadı. Bunu çok çok geçmişlere götürebiliriz ama işte 90'lar en çok cezasızlık çalışmalarının konusunu oluşturan alan oldu. Zorla kaybetmeler, oradaki ağır insan hakları ihlalleri, gazetecilerin infazları, cumartesi annelerinin bugün bir vaka olarak halen işte haklarını aramaya çalışmaları, ölülerini aramaya çalışmaları zaten bunu çok ciddi biçimde bunun bir vaka olduğunu ortaya koyuyor. Yani birilerinin onları o Galata Meydanı'ndan kaldırmış olması sorunu çözmüyor. Sorunun yok olduğu anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla evet, çok aşina olduğumuz, yani işte Soma davası, Hrant Dink davası, Musa Anter davası, pek çok örnek var. Bunları hepimiz yakından biliyoruz. Dolayısıyla cezasızlık devlete atfedilebilir bir kavram olarak ya işte kamu görevlileri tarafından kasten işlenen ya da insan haklarına gereken saygının gösterilmeyerek ciddi bir özen yoksunluğunun aslında sebep olduğu bir ceza adaleti problemi aslında. Hukuk düzenlemelerinin eksik olmasından kaynaklanabileceği gibi daha çok uygulamadan kaynaklanıyor. Suç atfının yapılmaması, belirli faillerin işte korunması, izin verilmemesi, birazdan bahsedeceğim. Tabii hesap sorulamadı dedik. AİHM'in çok fazla burada ihlal kararı var ama bunlar da dönüştürücü bir etki yaratamadığı, orada güçlü bir irade ortaya konulamadığı için... ve tabii çok fazla da suç tipiyle aslında karşı karşıyayız deprem dediğimizde. Biz şimdi daha çok işte maddi unsur, manevi unsur vesaire bağlamında, ancak en can alıcı olan, en yoğun olan ölüm ve yaralanmaları konuşuyoruz ama aslında çok çok fazla öncesinde ve sonrasında alınmayan tedbirler dolayısıyla veya o andan itibaren kişisel verilerin ihlalinden işte hemen iletişimimizin kısıtlanması, geçici yaşam alanlarındaki güvenlik sorunları, cinsel istismar, cinsel saldırı vakaları, yağmalar gibi aslında deprem vakasının yarattığı pek çok suç alanı söz konusu. Tabii cezasızlık kavramı aslında geçiş dönemi adaletinin bir ortaya çıkardığı, biliyorsunuz otoriter dönemlerde toplu mağduriyetlerin giderilememesi nedeniyle, dolayısıyla burada gördüğünüz dört ilke bağlamında
aslında ele alınır ve yine Duygu'nun da temas ettiği gibi aslında bütünsel bir süreçtir. Bunu Birleşmiş Milletler raportörü Diane Orent Leher'in tanımından da anlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok okumayacağım. Ama cezai, idari, medeni ya da inzibati yargı süreçlerinin herhangi bir rinde aslında hesap vermenin imkansız olmasına işaret ediyor. Yine bu konuda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik rehber ilkeleri var. O da hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında nelerin sağlanmasıyla cezasızlığın giderilebileceğine dikkat çekiyor. Bunlar tahmin edebileceğimiz şeyler aslında. O yüzden bunları da okumayacağım. Yaşa davasından da sevgili Duygu bahsetti. Orada da hani ilk defa cezasızlığın kullanıldığı kararlardan bir tanesi. Aksi yöndeki bir tutumun yani cezasızlığın güvensiz iklimi daha da alevlendirerek bir kısır döngüye yaratacağını vurgulaması bakımından da önemli ki hakikaten bunu yaşıyoruz. Tabii 99 depremine şimdi yeni depremle beraber geçmişte ne oldu, bugüne kadar ne yapıldı diye Makine Mühendisler Odası'nın raporundan edindiğim bilgilerle 2100 davadan işte 1800'ünün o Rahşan Affı olarak bilinen affla aslında düştüğü, kalan 300 davanın önemli bir kısmında delil yetersizliğinden beraat verildiği, zaman aşımı zaten ciddi bir cezasızlık olarak ortaya çıktı. Suç nitelendirmesi de burada birazdan bahsedeceğim. İşte önce kasten taksirle öldürme ya da yaralamadan davalar açılmışken sonra işte tehlikeye düşürme, TCK 383 bu eski kanun. Oradan hüküm kuruldu ve 5 yıllık zaman aşımı çok kısaydı. Daha sonra tekrar çevrildi ama tabii bu arada zaman kaybı olmuş oldu. Yani 3 yıl geçti bu suçun vasıflandırması ile ilgili meselede. 110 kadar mahkumiyet kararı var. Bunlarda da ertelenen cezalar var. O sembol isim hakkında verilen 7,5 yıllık bir ceza söz konusu ki o da zaman aşımının düşmesine 5 gün kala veriliyor. Oğlu ve ortağı da bundan ari tutuluyor, dava ayrılıyor. 170 kamu görevlisinin hakkında görevi ihmal suçlamasıyla dava açmış. Düşünün resmi rakamlarla 17 bin kişi ölmüş, binlerce, on binlerce bina yıkılmış, 170 kamu görevlisi hakkında ancak açıklanabiliyor, açılabiliyor ki bunların bir kısmı görevden uzaklaştırılmış infiali bastırmak için ama çoğu da zaman aşımı nedeniyle düşmüş. Delil toplanmasında tabii teknik zorluklar var, o dönemde var. Bu dönemde biraz daha kolaylaşıyor dijitalleşme nedeniyle. Ama o dönemde bunlar da zaten işte sevgili Hasan Sınar da televizyon ekranlarından sürekli söylediği için artık hepimize aşina işte enkazların doğrudan kaldırılması, yetersiz sayıda personel, deneyimsiz vesaire. O yüzden delillerin düzgün bir şekilde toplanmadığını da biliyoruz. Yine özel kişilerle, özel şirketlerce yapılmak istenen bilirkişi incelemelerinin de o dönem mahkemeler tarafından kabul edilmediğini biliyoruz. Mesela zaman aşımı çok ciddi mesele oldu demiştik. Ne zaman başlayacağına dair bir problem vardı. Hareketin yapıldığı anda mı, dolayısıyla binanın yapıldığı anda mı yoksa işte sonucun gerçekleştiği anda mı? Ama zaten 383 işte bir tehlike suçu olduğu için yapılması önce yani hareketin yapıldığı an kabul etmişti. Daha sonra içtihat değişikliği oldu ama bu da işin esasını değiştirmedi. O arada zaten çok kısa olan zaman aşımı gerçekleşmiş oldu 2007 yılında bildiğiniz gibi. Yani beklendi ve o davalar gerçekten o tarihte düştüler. Şimdi Bayram Oteli davası çok sembolik bir dava olmuş oldu. Cezasızlığın ta kendisi diyebileceğim bir dava ki işte kadına şiddette Nahide Opuz'u söyleriz. Burada da bana göre Bayram Oteli davası. Burada Van'da 23 Ocak 2011 yılında gerçekleşen, gününde gerçekleşen depremden 16 gün sonra oraya yerleşmiş olan 24 kişinin vefat etmesiyle
ilgilidir. Olay ki işte Kerimoğlu davası da bu davayla ilgilidir. Soruşturma başlatılıyor. İşte keşifte statik projesi ve hesaplamaların düzgün yapılmadan ek kat çıkılarak yapıldığı hemen zaten tespit ediliyor. Sadece otel işletmecisi hakkında bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten bir de İHAL indirimi uygulanarak 11 yıl gibi bir ceza veriliyor. Vali ve AFAD yetkilileri hakkında görevsizlik veriliyor. Onlar hakkında işte görevi kötüye kullanmayla ilgili yapılan başvuruda somut ve ciddi gerekçelere dayanmadığı için ön incelemeye gerek olmadığı gerekçesiyle reddediliyor ki o dönemde itiraz sistemi de yok. Danıştay itiraz sistemi de olmadığı için zaten bu görevsizlik iddiasını reddediyor. Daha sonra dosya gidip geliyor. İşte az önce Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin karar değişikliklerinden bahsedildi. Önce bilinçli taksir denmişti. Sonra eksik ceza diye bozuluyor. Van 2. Ağır Ceza üst sınırdan cezaya hükmediyor bu sefer. Bu sefer Yargıtay 12. Ceza Dairesi işte yine karar değiştiriyor. Bilinçli taksir değildir deyip LH bozuyor. O sırada 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile infaz kanunundaki o malum değişiklikler yapılıyor ve işte bir yıllık şartlı salı verilme süresi işte 2 yıla çıkartılıyor. Yatar hesabı da 2/3 yerine 1/3'e indiriliyor. Bu tek ceza alan işletmeci de adli kontrolle tahliye oluyor. Ve daha sonra da tekrar bir başvuru oluyor bildiğim kadarıyla. Yanlışsam düzelt Yiğit'cim, var mı ekleme? Tekrar bir başvuru oluyor. AFAD yetkililerinin ve valinin de yargılanmasıyla ilgili. O da reddedildiği için bildiğim kadarıyla şimdi AHİM'de dava tekrar. Doğru mu? Evet, yine Kerimoğlu ile alakalı. Ya da belki başka bir başvurucudur. Ben de bulamadım çünkü şey olarak. Yani karar çıkmış değil de öyle gördüm. İşte bununla ilgili olarak da Kerimoğlu kararı ilk etapta veriliyor. Onu geçeceğim, zaten Duygu bahsetti. Burada etkili bir yargı sisteminin oluşmadığından bahsediliyor. İşte bu karar da eleştiriliyor. Bir kere hani 16 gün sonra ilk deprem olmuş ve hani bir gün, iki gün değil o depremin sıcaklığı, ki bugünkü yaşanan deprem kadar yaygın bir deprem de değil. Orada insanlar yaşamaya başlamışlar ki hani bölgenin en büyük yaşanabilecek, barınılabilecek yeri olarak da söyleniyor. Dolayısıyla burada bir tedbir alınmaması, oranın mühürlenmemesi, yıktırılmaması vesaire devletin asli yükümlülüklerinin ihlali, burada vali ve AFAD yetkililerinin de aslında sorumluluğun olduğu söyleniyor. Fakat işte orada yargılama izni meselesi var, bu 4483 sayılı memurların yargılanması hakkındaki kanun. Bu karar da yeterince etkin olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Oradaki sorunlu normların iptaline karar verilebilirdi veya yasama organına iptal et çağrısı yapabilirdi. Dolayısıyla bu anlamda da aslında cılız bir karar olarak ifade ediliyor. Ki 2016 yılında itiraz yolu açıldı ama orada da belirli bir süre öngörülmedi. Dolayısıyla yine hareketsizlik söz konusu oldu. Ne kadar vaktim var hocam? Oldu. Gerçekten mi? Mümkün değil. Pozitif ayrımcılık istiyorum. Oturumun tek kadın konuşmacısı olarak. Şimdi tamam, çok kısa toparlayacağım. Süreyi veriyor. Teşekkür ederim. 5 dakika daha. Şimdi mevzuata dair eksiklikler tabii ki var ama esasın burada olmadığını biliyoruz. İşte yapı denetimi yasasının daha geç yürürlüğe girmesi, diğer illerde 2011'i bulması, izin sisteminin varlığı, imar barışı denilen düzenleme veya işte yapı denetimi kanunundaki güçlü 184'ten bahsetti. Buradakilerde evet uygulanabilir ama zaten oldukça cezası düşük hükümler. Mesela zaman aşımı meselesi hep söyleniyor ama burada zaman aşımını kaldıralım. Ama burada da geriye yürüme problemi ortaya çıkacak. Yani o yüzden esas sorunun mevzuat kaynaklı olmadığını tekrar etmek lazım. Zaman aşımını kaldıralım. Geriye mi yürüteceğiz? Hayır. Yani elde ettiğimiz kazanımları da cezasızlık uğruna kaybetmemeliyiz tabii ki.
Dolayısıyla mesele aslında yargı pratiklerinde düğümleniyor. İşte suç vasfının hatalı değerlendirilmesi, o arada işte zaman aşımının evet geçmesi, 83'ün hiç değerlendirilmemesi, hiç tartışılmaması bana göre başlı başına bir problem. Evet, nedensellik bağına dair sorunlar var ama zaten kamu görevlileri için olsa olsa görevi ihmal sadece değerlendiriliyor bir tehlike suçu olarak. Halbuki ihmal suretiyle o ölümlere sebebiyet verdikleri, yani nedensellik bağı kurulabildiğinde kasten, yani ihmal, çünkü davranışın bir türüdür. İhmal, evet, kasıt ise manevi unsura ilişkindir. Dolayısıyla burada pekala 83. madde gündeme gelebilir. Sadece müteahhitlerin sorumluluğuna gidilmesi, işte tam da o hani devlet adam öldürmez tırnak içinde söylüyorum bir siyasetçimizin söylediği gibi, veya Stanley Cohen'in söylediği o inkar politikasının aslında bir günah keçisiyle taçlandırılmasından başka da bir şey olmuyor. Geç gelen kararlar var. İşte özel ve diğer kararları Strasbourg'da 10 yıl beklemiş. Delibaş kararları 16, olaydan 16 ve 18 yıl geçtikten sonra verilmiş. İşte Bayram Oteli'nin durumu malum. Dolayısıyla geç gelen adaletin adalet olmadığı da bir vaka. Orayı atlayarak nasıl değişire geldiğimizde, tabii burada pek çok kriter var. İşte Ahim'in söylediği veya rehber ilkelerde ortaya konulan kriterler. Ama dönüp dolaşıp o devlet anlayışındaki değişim, hesap verebilen bir devletin yürürlüğe konmasıyla, o aklın devlete hakim olmasıyla, güçlü bir siyasi iradeyle ancak mesele çözümlenebilir ki orada da artık gerçekten tedbir alan bir devlete de geçmiş oluruz. Hepsi bir arada olabilecek şeyler. Bu arada sivil toplum mücadelesi de önemli. Her ne kadar örgütler hep bu dava süreçlerinden uzak tutulmaya çalışılsa da, dava nakilleri mesela bunun için yine gardını alan devlet modelidir. Bize ne düşüyor? Susan Sontag'ın Başkalarının Acısına Bakmak kitabında aslında 21. yüzyılın evrim geçirmiş vahşetinde yaptığımız şeyin tam da bu olduğunu, yani başkalarının acısına bakmak olduğunu söyler. Eğer şiddeti yaşayan biz değilsek, bizden biri değilse sadece birer dikizciyiz der. Bizim de herhalde bunu değiştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Son derece yararlı olduğunu düşünmekteyim. Öyle mi? Tamam. Şimdi Barış, istersen bir iki dakika gelin, sen de gel. Şimdi zaman, buyurun lütfen. Doldu. Bir formumuz da var. Fikret Bey birazdan onun başkanlığını yapacak. Aslında hani bu saatte aldığım notların tamamını özetlemek istemem ama çok basitçe güçlü arkadaşımızın söylediği şeylerin özeti, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrası ortaya çıkabilecek suç tipleri. Özeti bu. Burada özellikle de bir bina vurgusu var. Onu önemsedik. Bina ne anlama geliyor? Ve yine dikkat çekici bir otopark örneği var. İmar affı, yapı kayıt belgelerine ilişkinde açıklamalar var. Barış Erman son derece önemli bir konuya değindi. Baştan da söyledim, ceza hukukçularını da tedirgin eden bir konudur. Deprem toplantılarının tamamında söylüyorum bunu. Bu tür olaylarda gerçekten taksirli davranışlar, kastı davranışlar, faillerin saptanması son derece güçtür. O nedenle de bu problemin çözümünde çok özenli olmak durumundayız. Ceza hukukunun genel prensiplerini dikkate alarak, ama Barış arkadaşımızın anlatımından izin verilen risk ve bunun kapsamı, rücu yasağı ve bu kapsamda imar affları ile ilgili de tespitleri oldu.
Burada tabii ilave konuşabileceğimiz işte objektif isnadiyet vesaire gibi problemler var ama bugünkü toplantının amacını bunlar aşar. Benim bu bölümde tek söyleyeceğim şey, hani ceza hukukunu dikkatli uygulayarak cezayı hak etmeyen, bu anlamda suç işlemeyen insanların da buradan arındırılmasıdır. Yani buna dikkat etmek durumundayız. Bu bir objektif ya da kolektif sorumluluk hali değildir. Ama bunun ceza hukukunun da ötesinde bir sosyal problem olduğunu görmemiz gerekmektedir. Devletin ihmallerine ilişkin söylenenlere hiçbir itirazım yok. Ama buradaki yurttaş davranışlarını da göz ardı etmememizde fayda var. Evet, Barış Erman bakımından izin verilen riski söyledik. O rücu yasağından özellikle de isnadiyeti kesen sebepler ki oldukça önemliydi. Sevgili Aras Türay da manevi unsur üzerinde durdu. Bilinen ayrımları yaptı ama olası kasla bilinçli taksir bakımından kanuni düzenlemenin kendince yeterli olmadığını, sorunlu olduğunu ifade etti. Ve ilginç de bir yanlış not almadıysam, bu öngörme açısından ihlalin öngörülmesi meselesini vurgusunu yaptı. Yani dikkatimi çekti, o da önemli. Sorumluluklar bakımından belediye başkanlığına ilişkin kararı, evet, hep birlikte dinledik. Aslında benim genel tezim şudur, sadece belediye başkanı olarak buna bakmıyorum. Türkiye'deki bütün sorunlarımız bakımından etkin pişmanlık hükümlerini gerçekten çok iyi işleterek anlatmalıyız, konuşmalıyız. Hepimiz hangi ihlalleri yaptık üzerinden ve bu kapsam içerisinde belediye başkanları da bu bütünlük içerisinde tabii ki sorumluluk alan içerisinde yer almaktadır. Ama devletin özellikle de kamu görevlilerinin yargılanması konusundaki tutumu meslektaşımızın söylediği gibi cezasızlık örneğine dönüştüğünde çok can sıkıcı, karmaşık bir problem haline dönmekte. Ama Aras Bey burada manevi unsur açısından dediğim gibi ayrımları son derece güzel ortaya koydu. İstememe halinin ne anlama gelmesi gerektiğini, bundan ne anlamamız gerektiğini çok güzel izah etti. Buket arkadaşımız ise aslında ülkemizdeki veya dünyanın farklı ülkelerindeki kanayan bir yarıya dikkat çekti. Yani aslında bu cezasızlık meselesi zaman zaman aflarla, ertelemelerle, şartlı salıverilmelerle ya da başka şekilde de tüm yurttaşların da faydalandığı bir sisteme de dönüşüyor. Hepimizin aklında vergi borcumuzu ödememiz çok da anlamlı değil. Bir gün karşılaşacağımız bir af dediğimizde unutmayalım. Yani bizde hukuka uygun davranma bilincinin yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Ve devleti de hani bu insan topluluğundan çok ayırt ederek bir fikirle anlatmanın bir manası yoktur. Türkiye'deki trafik kurallarıyla Almanya'daki trafik kuralları arasında bir fark olabilir mi? Neden 10 senede bizde 60 bin kişi ölüyor? Bunun yani bir sorgusunu yapmak durumundayız. Bina meselemiz de böyle bizim. Ve karşılıklı bir istenmeyen devletle yurttaş arasındaki bu rüşvet ilişkisini doğrusu sevmiyorum ben. Ama burada yurttaşlara yüklenmekten öte devletin kendine düşen yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmesini ki tabii ki yurttaş olarak talep etme hakkımız vardır. Bunda da hiçbir sorun yoktur. Cezasızlıkla ilgili verilen etkin pişmanlık ve şahsi cezasızlık sebepleriyle ilgili bunlar bu konunun dışında başka bir meseledir. Kendisi de zaten ifade etti. Evet, geçiş dönemi ve benzeri zamanlarda bu olaylar ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman hani çok söylenildiği için yine de yapmış olduğum faaliyetin hani savunma kısmına veya suçlanan kişilerin konumuna değinmeden bir bilgi daha vermek durumundayım burada ifade edildiği için. Bunlar sadece objektif bilgiler. Şöyle düşünün,
yargılanmakta olan kişi şüpheli ya da sanık halinde sanık olduğu tarihte 67 yaşında. Bugün 80'ine gelmiş. Bir kere bir hani sanık hakları bakımından da bakmakta fayda var. İkincisi, yargı kararları açısından o kadar düşündürücü, o kadar rahatsız edici şeyler var ki, burada söylediklerim şüpheli, sanık ya da diğerleri doğrudur, eğridir değil. Yargı kararları arkadaşımızın da ifade ettiği gibi Buket Hanım'da ama bilgi eksik. Çünkü korku filmi devam ediyor. Şöyle, bu vilayetteki depremde evet ilk derece mahkemesinin verdiği karar bilinçli taksir üzerinde. Yüksek mahkememiz bilinçli taksirin doğru olduğunu ancak cezanın yetersiz olduğunu söylüyor. İlk derece mahkemesi bunu kabul ediyor. Daha yüksek bir ceza veriyor. Daha sonra yüksek mahkememiz görüş değiştirerek basit taksire işaret ediyor. Bu sefer diğer ilk derece mahkemesi öfkeleniyor. Bak öfkeleniyor yani. Başka bir karar veriyor. Genel kurula tam gidecekken ilgili ceza dairesi diyor ki istediğim gibi direnme kararı veremedin diyor. Eylemli uymadır bu diyor. Bir de böyle değişik kavramlar üretiriz biz dosyalara sahip olmak için. Genel kurula gidemiyor. Bu sefer ilgili ceza dairesi diyor ki bu bir bilinçli taksir. İlk dereceye geliyor. İlk derece diyor ki basit diyor. Ya korku filmi gibi ya. Şimdi yani anlattığınızda o nedenle tebessüm ettim. E şimdi burada diyelim ki suç işleyen birisisiniz. Diyelim ki depremde de kusurunuz var. Ya böyle yargılama mı olur ya? Yani bunları da görmemezlikten gelemeyiz ve hala süreç devam ediyor. Ne diyeyim? Yani söylenecek çok şey var. Ülke bizim. Burada yaşıyoruz. Her türlü sorununa sahip çıkmak durumundayız. Eğer arkadaşlar cevap vermek durumunda değilsiniz. Zaman zaman benim de zihnime takıldığı için kayıtlara da girebilir. Birer cümle arzu ederseniz ama yani bir hocalık hakkı kullanmıyorum. Sadece nezaketle soruyorum. Suç sayısı bakımından ne düşünüyorsunuz depremde? Nasıl belirleyeceğiz? Hiç düşündünüz mü? Bina esaslı mı? Taksirli suçlar, olası kast vesaire. Sonra da cevap verebilirsiniz panelde. Hani ben eski hocalar gibi yapmayayım. Biraz hani aradan geldi soru. Ama emin olun üzerinde çok düşündüğüm bir konu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yani düşünün bir sitede 2000 kişi ölüyor. Binayı mı, binaları mı nasıl yapacağız? Önemli bir sorun gibi var. Sessizlikten anlarım. Oturumu kapıyorum. Sevgili üstadımıza sözü veriyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.